Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. 11. sınıf ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İndirgemelerde ikinci ödev testindeki Yani ÖSYM tarzı ödev testi 2'de kalmıştık. İsterseniz de onun çözümlerini yine beraber yapalım. Şimdi geldik birinci sorumuza. A'yı vermiş sin 20, sin 60, sin 100, sin 340. Doğru mu? de cos 70, cos 110, cos 390 bunların toplamı nedir diye sormuş bize vatandaş. Şimdi 360'ı olan uzaklığı kaç bunun? 20. O zaman bu sinüs 20'dir. Manuel olarak sorduğumuzda çözdüğümüz zaman 180 ve 360 olan uzaklığını ölçüyorduk. Doğru mu? Şimdi o zaman bu 40 ileri gidecek. Bu da 40 geri gelecek. O zaman bu arkadaş bu arkadaşı götürmüş zaten. Şuradaki arkadaş da şuradaki arkadaşı götürecek. Hmm, bu şekilde gidecekler. Bak şimdi onu bir anlamaya çalışayım. Birim çemberi şöyle bir çizsem. 20 burada. 340 burada. Bunun y değeriyle bunun y değeri zıt işaretli. O yüzden birbirlerini götürüyorlar. Atıyorum 20'ye 40 ekledim. 60 burada. Buradan da 40 geri geldim. Bunlar mesela şunlar aynı hizada. Şunlar aynı hizada. Şimdi 60'tı bu. 40 ekledim 100 oldu. İşte mesela burası 340'tı. 100 geri geldim. 200 kaç oldu? E, kaç geri geleceğim? 260 oldu burası değil mi? Evet. Mesela baktığınızda da bu ikisi aynı burası 140, burası 220. Bunlar aynı. Burada da bir 180 de var. o da 0 zaten. O zaman bunların hepsinin toplamı 0 geldi. Hmm, A 0'mış o zaman. Peki bakalım. B kosinüs 70, kosinüs 390. Kosinüs 390 nedir? 360 çıkarsak kosinüs 30'dur. Kaçar kaçar artıyor? 40'ar 40'ar mı artıyor? Şimdi buradaki de aynı mantıkla çalışır mı bu soruya? Bir deneyelim bakalım. Şunu bir silelim. Bu soruyu yine aynı mantıkla çalıştırmaya çalışalım. Şimdi 30'u kenara çektim. 30'u hiç düşünmeyelim. Tamam mı? 30 yokmuş gibi kosinüs 70. 70 burada. Sonra 40 fazlası 110 burada. İşte 40 fazlası 150 burada. 40 fazlası 190 burada. 40 fazlası 230 burada. 40 fazlası 270 burada. 40 fazlası 270'in 270 310. Değil mi? bir 40 fazlası da 350. Bakalım neler çıkacak? Ee, 70, mesela 110. Bu 20 birim, bu da 20 birim. İşte mesela burası ile burası, mesela zıt işaretli. Bunlar birbirini götürecekler. Mesela bu 190 ile 350 zıt işaretli. 230 ile 310 zıt işaretli diye düşünürsek, o zaman bu da 0 gelecek. O zaman toplamları ne yapmış oldu? sıfır yapmış oldu diyebiliriz. Bu da ilk sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım geldik ikinci sorumuza. Aşağıdaki şekil 9 eş kareden oluşmakta. Ee, ne yapmış? FB. Şimdi şunla BC birbirine eşit. Başka. LM şu. M eşit. MN eşit. O zaman isim versek. Mesela burası bir birim. Burası bir birim. Burası bir birim. Burası bir birim. Burası 2. Burası 2. Burası 2. Burası 2, burası 2, burası 2. Alfayı vermiş, betayı vermiş. Şimdi 270 eksi alfa bir kere tanjant alfadır. 270'ten geri geldiğim için 3. bölge, 3. bölgede kotanjant ne olacak? Eksi. O oh, artı, artı kaldı. Tanjant 3 pi. 3 pi yerine gerek var. 360 çıkardım. Pi eksi beta yaptı. Bu da ne yapar? Tanjant beta yapar. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede oradan bir tane eksi geldi. O eksiydi buraya yansıttık. O zaman bizim cevabımız bizden istediği şey bu o zaman. Şimdi buna bakalım. Şimdi bu alfa şimdi yöndeşlik baksak bu geniş açı. Hmm. Şimdi şunun yerine mesela şuna baksak çünkü bu iki açı birbirini 180'e tamamlıyor. E birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüs, tanjant ve kotanjant değerleri zıt işaretliydi. Pardon. Kosinüs, tanjant ve kotanjant değerleri zıt işaretli, sadece sinüs aynı işaretliydi. O zaman zaten tanjant sorduğuna göre, o zaman ben bu alfa yerine şuradaki açının tanjantını bulayım. O üçgeni şöyle bir çizmek istesek, alt taraf kaç yapacak? 7 mi yapacak? Üst taraf kaç yaptı? 8 mi yaptı? 8/7 yaptı mı? O zaman 8/7'nin eksilisi aslında burası. B eksi daha koydum çarpı tanjant beta. Şunun yerine şunu hesaplayalım. O zaman bu bölü bu diyeceğiz değil mi? Tanjant. Şimdi burası kaç geldi? 5 birim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. O zaman burası da 5 bölü 12 oldu. Yalnız oraya bir tane daha eksi koyacağız. Neden? Çünkü hani beta yerine onun 180'i tamamlayanını söyledik. O zaman 3 tane eksi var. Sonuç ne oldu? Eksi çıktı. O zaman 8 kere 5 40. 7 kere 12 84. Bir de 4'e bölersek eksi 10 bölü 21 çıkar sorumuzun cevabı. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Peki bakalım devam. Geldik üçüncü sorumuza. Diyor ki dik koordinat düzleminde abo dik üçgeni AO boyunca O ok yönünde katlandığında O ok yönünde böyle katlandığında B köşesi DO dik üçgenin D köşesine geliyor. Hmm. O zaman şöyle bir şey oluyor. Bunu buraya katlarsam Şurası da şöyle oluyor. O zaman bunlar da birbirine ne oldu? Eşit oldular. Şimdi burası alfa ise burası da alfadır. Şimdi şu ikisi birbirine eşit. Şu ikisi de birbirine eşit. Peki bakalım. A, eşit. Tamam şunların üçü eşit. Kotanjant alfa artı beta. Hmm. Şu açının kotanjantı 1 bölü 3'müş. Bak şimdi. Kafan karışmasın. Şurada bir tane ne var? İç ters açı var. O zaman şu alfa artı beta ise şurası da alfa artı betadır. Şu açı. Şu açı da alfa artı betadır. O zaman kotanjant 1 bölü 3'tü. E tamam. tamam komşu bölü karşı 1 bölü 3. E sonuçta bir oran sorduğuna göre hani ne 1 yazabilir ne 3 yazabilirim aslında. Yani K 3K demem lazım ama trigonometri oran olduğu için ve sonunda da oran sorduğu için o zaman kenar uzunluklarını bu şekilde değer vererek yapabilirim. Şimdi burası 1 ise Burası da 1'dir, burası da 1'dir. E burası 3 ise burası da 3'tür. Burası da 2 iki kök 2'dir. Şuradan bir Pisagor alırsak. Kosinüs beta nedir diyor. O zaman kosinüs beta da komşu bölü hipodan 2 kök 2 bölü 3 gelecektir. Diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. Geldik 4'e. Şunu bir silelim şuradan. 4. Yine bak. Ne yapıyoruz? 180'e tamamlama, 360'a tamamlama. Bu şekilde oyunlar oynayarak yaklaşmaya çalışıyoruz. 4A, 13A. Şimdi 13A, 12 tane A var, bir tane daha A var. Yani 12 tane A ne yapar? 360 yapar. Değil mi? 12A, 2 pi, 360 yaptı. O zaman ben oraya şey diyeyim. Sinüs, 2 pi artı A diyeyim. Çarpı, burası kosinüs, 4A. Eksi, eksi. Şimdi sinüs 10 Bu da aslında mesela 12A eksi 2A. Yani ona da şey yazalım. Sinüs 2Pi eksi 2A. Şurası da mesela burada ne var? E, 7A bir 180 var. Pi artı O zaman orası da kosinüs pi artı Bakalım bakalım buradan ne ekmekler çıkartırız kendimize. Şimdi burası bir kere yine sinüs A'dır. 360 ileri gittiğimiz için birinci bölge. Birinci bölgede de o zaman ne gelecek? Sinüs pozitif. Şimdi kosinüs 4A burada dursun. Eksi 2 pi'den geri geldiğimiz için fonksiyon isim değiştirmeyecek. Aynı kalacak. Yalnız dördüncü bölgede sinüs. Eksi bir de eksi buraya geldi. Artı oldu. Çarpı kosinüs A oldu burası. Kaçıncı bölgede soner? Hmm, kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kosinüs ne? Eksi. O zaman bir tane de eksi geldi. O zaman bizim ifademiz bu oldu. Şimdi 6A 180. O zaman 3A 90. Bak şimdi buradan yürüyeceğiz. Şimdi burası ne oldu? 90 artı A oldu. O zaman burası ne yapar? Sinüs A yapar. İkinci bölgede, ikinci bölgede kosinüs eksi, eksi geldi. Biz sinada burada var. Eksi sin kare a geldi bak ilk ifade. Eksi, yine aynı mantıkla ilerlesek. 2a yerine şey yazalım. 90 eksi a diyelim. Sinüs için. O zaman bu da ne oldu? Kosinüs a mı yaptı? Aynen. Kaçıncı bölgede? Birinci bölgede. Bir tane de kosinüs burada var. o zaman burası da kos kare a yaptı. O zaman eksi parantezinde s kare artı c kare. Bunun da cevabı ne gelir arkadaşlar? eksi 1 gelir diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 5. soruya. Araya bir kızım geldi. Kızım da bir ona iyi geceler dedim. Şimdi sorulara devam edelim. Şimdi geldik 5. sorumuza. Tanjant bir, tanjant iki, tanjant 89, tanjant 89, kotanjant 1'dir. Mesela. Tanjant 88, kotanjant 2'dir. Mesela. E ne oldu? Tanjant 1 ile tanjant 80, kotanjant 1'in çarpımı 1. Tanjant 2 ile kotanjant 2'nin çarpımı da 2. O zaman bunların hepsinin çarpımı 1 geldi. O zaman A kaç oldu? 1 oldu. Şimdi geldik B'ye. Kotanjant 181. Şimdi kotanjant 181, kotanjant 1 yapar. 180 artı 1'den düşünelim. Bir sonrakisi kotanjant 2 yapar. Böyle ilerlese kotanjant... 89 yapar. Şimdi yukarıdakiler nasılsa alttakiler de o mantıklı ilerleyeceğinizde yani burasına biz tanjant 1 dediğimizde kotanjant 1 ile tanjant 1'in kotanjant 2 ile tanjant 2'nin çarpımı 1 ise hepsinin çarpımı 1'dir. O zaman 1 çarpı 1'den de sonucumuz nedir? 1'dir diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 6. sorumuza. 6. soruda bize diyor ki toparlarsa evet. 3 eş bölmeye ayrılmış şekil denge tahtasının ABC noktaları çiviler bulunmaktadır. 3 eş bölme yani şu uzunluklar birbirine eşittir diyor. Peki. şekilde ve dengeler tahtalar asılan özdeş cisimlerle şekildeki gibi A noktasına asıldığında denge tahtasının destek yaptığı dar açı alfadır burada. Sadece A noktasından asmış. O zaman bu şimdi şurası 90'dan yani alfa 90'dan küçük bir açı. Buradan bunu anladık. Şekil 3'te A ve C noktalarının asıldığında denge tahtasını destekleriyle yaptığı açı. Şimdi bu C'ye bir şey astığınızda bu sefer bu biraz daha yukarı çıkacak. Değil mi? O zaman bu arkadaş da beta 90'dan küçük. Yalnız sonuçta hani C'ye bir şey astığınızda bu biraz daha yukarı çıkacağı için bu beta'ndaki şuradaki açı buradaki açıdan daha büyüktür. O zaman alfa küçüktür beta. Sonuçta bunlar da nedir? Sıfırdan büyük açılardır. Hatta Alfa 45'ten de büyükmüş. Şuraya da 45 yazsak daha sevimli olur burası. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi peki bu dediklerine göre bize ne diyor? Alfa diyor 45 ile 90 arasında tanjant 180 artı alfa. Şimdi 180'i kullandığımız zaman fonksiyon isim değiştirmiyordu. Tanjant alfaydı. Kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede tanjant ne? Artı. 270 eksi beta. Bu da ne yapacaktır? Tanjant beta yapacaktır. Doğru mu? Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti art. Sinüs 180 eksi alfa. Sinüs alfa yapacaktır. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede o da art. Şimdi bunlara göre KLM'yi sıralı demiş. Şimdi mantıken düşündüğünüz zaman şöyle tanjant 45'te 1'di. Tanjant 0'da kaçtı? Şimdi tam burada sin bölü kostu. Sin 0, kos 1 cevap ne geldi? 0. Burada Sin 45 bölü kos 45. Yani kök 2 bölü 2 bölü kök 2 bölü 2'den. Kaç geldi? 1 geldi. Tanjant giderek ne yapıyor? Büyüyor. O zaman beta alfadan büyükse tanjantı beta tanjant alfadan da büyüktür. O zaman buradan ne anlarız? L büyüktür. K'dır diyebiliriz. L K'dan büyüktür. O zaman şu gider. L K'dan büyüktür. L K'dan büyüktür. Bu da gitti. Şimdi geldik sinüse. Dersin içerisinde de söylemiştim aynı açı verdiği zaman birinci bölgede sinüs ve tanjantı kıyasladığınız zaman tanjant her zaman daha büyük gelecektir. Yani K da M'den büyüktür. O zaman küçükten bir sırala diyorsa makale mekale şeklinde doğru bir sıralama olacaktır diyebiliriz. Bu da kaçıncı sorumuz? Anam yakalayamadım. Altıncı sorumuzun cevabıydı. O altıncı soru tam bir kısmı aldı. Hadi bakalım geldik 7. sorumuza ve ödev testinde son sorusuna. Zeminden 5 metre yükseklikte bulunan bir A noktasına sabitlenmiş. Değil mi? Burası 5 metre. Şekil 1'de bir sarkaç var. Burası da Y metreymiş. Şekil 2'deki gibi AC doğrultuda zemine paralel olacak şekilde serbest bırakıldığında dairesel hareket yaparak ilerlemektedir. Tamam bu noktadayken ben serbest bıraktım. Bu şekilde ilerliyor. Sarkacın hareket boyunca hızı ve B noktasının zemin olan uzaklığı H. Şurası. Sarkacın AC doğrultusuna yaptığı açı da alfa. O zaman biz şu bağıntıyla o esnadaki nesini buluyoruz. Hızını buluyoruz diyebiliriz. Sarkaç şekil 3'teki gibi CAB 180 alfa açısıyla B noktasından zeminden 1 metre uzaklaştıran sarkacın hızı 8 bölü 9. Yani bu buraya geldiğinde şu noktadaki hızı değil mi? Ee, o zaman 8 bölü 9. O zaman burası 8 bölü 9. Peki bunun o şuradaki yükseklikteki H'ı kaç? Şuraya yazmamız gereken 1. O zaman sinüs alfa. Alfa dediği şey de şurasıydı galiba. Değil mi? AC doğru 30 yaptığı açı. O zaman oraya da ne yazacağız? 180 eksi alfa yazacağız. 180 alfa yazarsak burası sinüs alfa yapar. Demek ki sinüs alfa kaç geldi güzel kardeşim? 8 bölü 9 geldi. Şimdi bak burası 180 eksi alfa ya. O zaman burası da alfa. Şimdi mesela şuradan devam etsem. Şuradan devam ettim. Şimdi burası 1 metre o zaman burası 4 metre. He güzel. O zaman sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüstü. Mesela buraya ABD Y idi. O zaman karşı bu alfanın karşısı 4. Hipotenüs de Y. O da kaça eşit olacak? 8 bölü 9'a. Bu bunu götürse 2. Bu da bunu götürse 4,5. O zaman Y dediğimiz ipin boyu ne kadar yaptı? 4,5 metre yaptı diyebiliriz. Peki Y kaç metredir? 4,5 metredir. Yani doğru cevabımız ne geldi? Adana geldi diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece indirgemeleri tamamlamış olduk. Bir sonraki konumuz sıralamalar. Sıralamalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.